Merhaba, bu videomuzda ActionScript 3 içerisinde yeni XML yapılarıyla çalışacağız. İsterseniz bir önceki XML yapımıza bakarak bu iki XML önceki çalışmamızda kullandığımız XML'de tam adı, kısaltma gibi özellikler bir düğüm içerisinde ve ayrı düğümler içerisinde verilmiş. Yine ürün yapılarına baktığımız zaman düğümlerin açılıp kapatıldığını ve ana bir düğüm yani node içerisinde yer aldıklarını görüyoruz. Yeni XML yapımıza baktığımız zaman ise burada aslında yine gruplar var farklı şekillerde ve bu gruplar içerisinde hedefler web ve masaüstü olarak ayrı ayrı belirtilmiş ve bunun içerisinde ürünün tam adı kısaltması gibi tek bir düğüm içerisinde buradaki özellikler tanımlanmış. Şimdi bu özelliklerin Flash tarafında nasıl bu bilgilere, bu verilere erişebileceğiz? Bunlara bakalım. Flash içerisinde yine bize yardımcı olacak, çalışmamızı yürütecek iki dosya var. Burada test2.vla bunun properties'ine baktığımız zaman document class olarak da XML test2 ActionScript dosyası ile ilişkilendirilmiş durumda. Yine XML test2 ActionScript dosyamız içinde de temel yapı, daha önceki XML çalışmamızda kullandığımız temel yapı mevcut. Tüm bu dokümanlara hem de XML dokümanı hem de bu ActionScript ve Flash dokümanlarına izleoran.com'un blog sitesinden erişebilirsiniz. Şimdi buradaki yapı inceleyecek olursak öncelikle kullanacağımız sınıflar import edilmiş durumda. Daha sonra bir ana sınıfımız var ve bu sınıf içerisinde bağlı olan fonksiyonlarımız var. Bu fonksiyonlar için de incelersek eğer XML test2.xml isimli dokümanla bir bağlantı söz konusu ve buradan alınan bilgiler de iXML adlı XML nesnemizin içine yüklenmiş durumda. Şimdi çalışmalarımızı Ctrl Enter'la yayınladığımız zaman XML dokümanının içeriğine ulaşabildiğimizi görüyoruz. Tabii sadece bu dokümanın içine ulaşmak yeterli değil. Bu dokümandan istediğimiz bilgileri de çekebilmek bizim için önemli. Buradaki bölümde isterseniz öncelikli olarak hangi hedef kitlelere buradaki ürünler var? Yani hedef kitlelerimiz nelerdir? Web ve masa üstünü öncelikli olarak görüntülemeye çalışalım. Burada yapmamız gereken çalışma şu. XML dedikten sonra hangi düğümün içine gireceğimize karar vereceğiz. Burada grup düğümünü kullanacağız ve grup düğümünden sonra da burada özelliği çağıracağız. Özelliği çağırmak için de et işaretini kullanıyoruz. Yani düğümlerin direkt adını verirken düğümlerin içinde yer alan özellikleri et işaretiyle tanımlıyoruz ve burada et hedef diye bu düğümü belirliyoruz. Şimdi kaydettikten sonra Ctrl Enter'la yayınladığımız zaman web ve masaüstü olarak buradaki çalışmalarımızı gözlemleyebileceğiz. Yani XML'in içindeki grupları bu anlamda görüntülemiş olduk. Burada her iki hedefi de görüntüledik dikkat ederseniz. Bu her iki hedeften örneğin birinci hedefe veya ikinci hedefe ulaşmak istiyoruz. Bu durumda örneğin sıfırıncı eleman yani birinci eleman olarak bir sorgulama yaptığımız zaman öncelikli olarak tabii dokümanı kaydetmem gerekiyor. Direkt olarak web'e ulaşabiliyoruz. İkinci eleman yani index sırasına göre bir nolu sıradaki elemana baktığımız zaman da burada otomatikman masa üstünü görüntüleme şansına sahip olabiliyoruz. Şimdi ise XML dokümanımız içerisindeki tüm ürünlerin adını gözlemleyelim. Burada şöyle bir yöntem uygulayabiliriz. Öncelikle düğüm olarak ürünü belirleyelim ve daha sonra özellik olarak et dedikten sonra tam adını seçelim. Kaydedip yayınladığımız zaman burada tüm ürünlerin tam adlarını görüntülemiş oluyoruz. Şimdi buradaki belirli bir hedef grubun ürünlerinin tam adını almak istediğimiz zaman ise şöyle bir yöntem izleyebiliriz. Buradaki
grup bölümünden sonra parantezde buraya bir anlamlı bir sorgu üretebiliriz. Diyebiliriz ki at hedef çift eşittir ve çift tırnak içerisinde masa üstü. Bu durumda artık XML dokümanımız içerisindeki grup düğümünde hedefe bakacak ve hedefin masaüstü olan ürünlerin tam adını bize getirecek. Buradaki çalışmamızda Ctrl Enter'la kaydettikten sonra çalışma yaptığımız zaman XML dokümanı içerisinde masaüstü grubundaki ürünlerin tam adlarını görme şansına sahip olabiliyoruz. Buradaki herhangi bir ürünü sadece örneğin Illustrator almak istersek eğer tam adından sonra onun indeks numarasını örneğin 1 olarak belirleyip kaydedip yayınladığımızda Illustrator'ın sadece ulaşabildiğimizi görüyoruz. Bu şekilde farklı XML yapıları içerisinde eğer bu bir notsa, bu bir eğer düğüm ise bu düğümün adını yazarak eğer bu düğümün içerisindeki bir özellik ise, tanımlanmış bir özellik ise de et diyerek o özelliğin adını yazarak verilere ulaşma şansına sahip olabiliyoruz. Yine buradaki örneğin tam adı bölümündeki bir kısmına bir i değeri verip bir for döngüsü içerisinde kullanarak bunları yazdırabilmek için de farklı düzenlemeler yapabilmek de mümkün.